Evet tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Sorularla genel tekrar etkinliğimizin bu 9. videosunda Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık ünitemizde değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda Osmanlı Devleti'nde devlet yönetimi, merkez ve taşra teşkilatı konuları üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti için önemli bir konu başlığı olan askeri teşkilat, aynı zamanda toprak sistemi ve buna bağlı olarak maliye ve ekonomi konuları üzerinde sorularla bağlantılı durmaya çalışacağız. Bu çerçevede değerli arkadaşlar hazırsak bu konu başlıklarıyla bağlantılı sorularımıza geçebiliriz. Evet ilk sorumuza baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde uygulanan 1-200 sistemlerinden hangileri ordunun asker ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? 1- Pençik 2- Emanet 3- Devşirme Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nde pençik ve devşirme sistemleri doğrudan ordunun asker ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulanan sistemler. Öte yandan soruda ikinci öncülü verilen emanet uygulaması ise değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bir vergi toplama sistemi olarak karşımıza çıkmakta. Bu sistemde hazineye ait vergi gelirleri değerli arkadaşlar Emin adı verilen şahıslar tarafından kendilerine verilecek maaş veya dirlik karşılığında devlet adına vergileri to toplamakla görevliydi. Aslında Osmanlı Devleti'nin çok tercih ettiği e, bir uygulama değildir değerli arkadaşlar emanet uygulaması. Ki zamanla zaten bu uygulama önemini yitirecek ve yavaş yavaş bu sistemin yerini iltizam sistemi almaya başlayacaktır. Öte yandan değerli arkadaşlar pençik ve devşirme sistemleriyle bağlantılı sınava yönelik neleri bilmemiz gerekir? Her iki uygulamada son derece aslında önemli. Bir defa pençik sistemine bakacak olursak değerli arkadaşlar pençik sistemi Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1. Murat döneminde Çandarlı Karalil ve Karamanlı Rüstem Paşa'nın önerileriyle uygulamaya konan bir asker yetiştirme uygulaması. Penç Farsça'da 5 demektir değerli arkadaşlar ve bu sistem Tamamen savaşlarda ele geçirilen esirlere dayanmaktadır. Dolayısıyla fetihler devam ettiği sürece pençik sistemi sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Ancak fetihler durma noktasına geldiğinde ister istemez bu sistem bu uygulama bazı aksaklıklar yaşayacak. Dolayısıyla pençik sistemi doğrudan doğruya esirlere dayanan bir uygulamadır ve bu uygulamada değerli arkadaşlar esir olarak alınan Hristiyan çocuklara Pençik oğlanı adı verilmiştir. Bunlar Türk Müslüman ailelerin yanına verilecek. Burada bir takım e, eğitimden geçecekler değerli arkadaşlar. Gerekli Türk İslam kültürü ve terbiyesini aldıktan sonra acemi olanlar ocağına bunların tek tek kayıtları gerçekleştirilecek. Dolayısıyla 1. Murat döneminde uygulamaya konulan pençik sisteminde unutmuyoruz değerli arkadaşlar esir varsa sistemin sürekliliği devam edecektir. Öte yandan değerli arkadaşlar öyle ki Osmanlı Devleti'nde bir dönem fetihler durma noktasına gelecek ve bu nedenle pençik sisteminden devşirme sistemine geçmek durumunda kalacaktır Osmanlı yönetimi. Dolayısıyla burada değerli arkadaşlar ikinci aşamada devşirme sistemini görüyoruz. Özellikle 1402-1413 yıllar arasında 11 yıl süren tat kavgaları dönemi olarak bildiğimiz Fetret devrinde ne yazık ki Osmanlı fetihleri durma noktasına gelmişti. İşte Fetret devrine son verip devletin ikinci kurucusu olan Çelebi Mehmet namı diğer birinci Mehmet tahta çıktıktan sonra değerli arkadaşlar devlet adamı ihtiyacı ve asker ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla pençik sisteminden devşirme sistemine geçiş yapacak. Peki devşirme sisteminin pençik sisteminden ayrılan en temel yanı nedir arkadaşlar? Devşirme sisteminde anahtar kelime toplamadır. Daha önce savaşlarda ele geçirilen esirlerden pençik sistemi yürütülüyordu. Artık değerli arkadaşlar Osmanlı merkezi yönetimi Rumeli'ye gidip Hristiyan ailelerden tek tek çocuk toplayacak. Dolayısıyla devşirme sisteminde amaç devletin asker ve yönetici ihtiyacını karşılayabilmek olacaktır. Genellikle Rumeli'deki Hristiyan ailelerden alınan ve Türk İslam kültürüyle yetiştirilen bu çocuklar değerli arkadaşlar akıllı ve zeki olduğu düşünülen, düşünülenler Enderun Mektebi'ne ki bunlar devlet adamı ve yönetici olarak eğitim alacaklar. Güçlü ve kuvvetli olduğunu gördüklerini değerli arkadaşlar acemi olanlar ocağına kayıtları yapılacaktır. Ek bir bilgi detay olsa da bu bilgiyi paylaşayım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri askerlerinin, Kapıkulu askerlerinin kayıtlarının tutulduğu defterlere esame defteri adı verilmiştir. İsimden gelir arkadaşlar. Tamam mı? Esame defteri. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde pençik ve devşirme sisteminin ortak özelliği devlete yönetici ve asyal yetiştirme sistemleridir. Her iki sistem farklı dönemlerde farklı yöntemlere uygulamaya konmuştur. Fakat özellikle Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlar devşirme sistemi uygulanırken bazı önemli Kriterlere dikkat edilecek. Nedir bu kriterler? Bir defa değerli arkadaşlar. Devşirme sisteminde devşirilecek olan bir çocuğun 1- Ailesinin rızasının olmasına 2- Suç işlememiş olmasına 3- Fiziksel herhangi bir kusurunun olmamasına 3- Ailenin genellikle tek çocuğu olmamasına özellikle dikkat edilecek. Eğer bir Hristiyan ailenin tek bir çocuğu varsa genellikle o çocuk devşirilmez. Eğer o çocuğun herhangi bir fiziksel kusuru varsa o çocuk devşirilmez. Hatta önemli kriterlerden birisi devşirilecek olan bir çocuğun daha önce Osmanlı başkentini görmemiş olması tercih ediliyor güvenlik gerekçesiyle. Dolayısıyla değerli arkadaşlar yani gözünü Osmanlı ülkesinde açacak aslında bu çocuk ve bir anlamda sarayın kulu olacak. Dolayısıyla her iki uygulamada son derece önemli değerli arkadaşlar. Bizim için bu bağlamda bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyor ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar Selen öğretmen öğrencilerinden Osmanlı ordusundaki Kapıkulu Ocağı'nda yer alan askeri gruplara örnek vermelerini istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermiştir. Cemre, Lağımcılar, Mustafa, Cebeciler, Dolunay, Humbaracılar, Gökçe, Topçular, Fatih, Yaya ve Müsellemler. Bu öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Nitekim Selen öğretmenin sormuş olduğu soruya Fatih yanlış bir cevap vermiştir. Nitekim Yaya ve Müsellemler Kapıkulu Ocağı'nda yer alan bir askeri birim değildir. Yaya ve Müsellemler İlk defa Orhan Bey döneminde oluşturulan ilk düzenli birlikler olarak karşımıza çıkar. Ve Yay ve Müsellem teşkilatı değerli arkadaşlar, merkez ordusu olarak da bildiğimiz Kapıkulu ocağında değil, eyalet askerleri arasında yer alan önemli askeri birimlerden biri. Temel görevi ordunun önünde giderek yol açmak, yolları temizlemek, siper kazmak köprü onarmak gibi son derece önemli görevleri yerine getirecektir. Yaya ve Müsellem Teşkilatı. Bu arada yaya askerleri yaya, müsellem askerleri atlı asker olarak karşımıza çıkar bu teşkilatın içerisinde. Değerli arkadaşlar bu soruyla bağlantılı lağımcı, cebeci, humbaracı, topçu gibi askeri birliklerin karakteristik özellikleriyle de ilgili olarak ben burada sizinle Osmanlı Devleti'nde ordu ile bağlantılı sadece bu etkinliğimize özel yeni bir tablo hazırladım. Bunu da sizinle değerli arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatı dendiği zaman tabii ki kara ordusu ve donanma gücü olmak üzere iki ayırdığımız bir süreç karşımıza çıkar. Öncelikle biz kara kuvvetleri olarak da bildiğimiz ordu-i hümayun üzerinde duralım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin en kalabalık birimi kuşkusuz kara ordusu olarak karşımıza çıkmakta. Ve Osmanlı Devleti'nde kara ordusu kendi içerisinde 3 ana başlığa ayrılır. Kapı kulağıcı, yardımcı kuvvetler ve eyalet askerleri olmak üzere. Tabi burada bizim odak noktamızda olacak olan iki önemli birim olacaktır. Kapı Kulaucu ve eyalet askerleri değerli arkadaşlar içerisinde birçok askeri birimi barındıran önemli askeri bölümler olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar öncelikle Kapıkulu Ocağı'na baktığımızda Kapıkulu Ocağı bir defa Osmanlı Devleti'nde merkez ordudur. Merkez ordu olduğu için saraya bağlı bir ordu olduğu için değerli arkadaşlar maaşı birliklerden oluşan bir askeri teşkilattan bahsediyoruz. Kapıkulu Ocağı içerisinde yer alan askerlerin tek bir mesleği vardır. O da askerliktir. Dolayısıyla bunlar değerli arkadaşlar devletten, hazineden düzenli şekilde maaş alacaklar. Tabi sadece maaş olarak bakmayacağız değerli arkadaşlar. Kapı askerlerinin gelir kaynaklarını bir bütün olarak ele alacak olursak. 1. 3 ayda bir ulufe adıyla maaş alacaklar. Aynı zamanda padişahların tahta çıkışı esnasında kendilerine cürüs bahşişi dağıtılacak. Aynı zamanda sefer öncesinde değerli arkadaşlar bu askerlerin motivasyonunu arttırabilmek adına kendilerine sefer bahşişi dağıtıldığını da biz biliyoruz. Dolayısıyla bir kapı kulu askerinin 3 önemli gelir kaynağı var. Ulufi adı verilen maaş, culus bahşişi ve sefer bahşişi olmak üzere. Böylesine muazzam bir yapıya sahip olan Osmanlı ordusunda değerli arkadaşlar kapı ordusu, kapı kulu ocağı kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır. Piyadeler ve süvariler olmak üzere yani yaya ve atlı birlikler olmak üzere. Öncelikle değerli arkadaşlar kapı kulu piyadeleri üzerinde kısaca duralım. Değerli arkadaşlar Kapıkulu piyadeleri Osmanlı merkez ordusunda yaya birliklerdir. Ve bu birimin içerisinde bu bölümün içerisinde değerli arkadaşlar ilk olarak acemi olanlar ocağını görmekteyiz. Aslında adı üstünde diyebiliriz çünkü acemi olanlar ocağına devşirme veya pençik sistemiyle kaydedilen çocuklar burada öncelikle bir askeri eğitime tabi olacaklar. Acemi olanlar ocağında askeri eğitimini tamamlayan bir çocuk, bir kişi değerli arkadaşlar, alttaki askeri birimlere yeteneği ve almış olduğu eğitime bağlı olarak dağıtımları gerçekleştirecektir. Lütfen dikkat bir kavram olarak da sorulabilir değerli arkadaşlar. Acemi olanlar ocağından farklı askeri birimlere dağıtım esnasında yapılan işleme çıkma ya da diğer adıyla bedergah adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Kapıya çıkma anlamına gelmekte. Dolayısıyla acemi olanlar hoca ilk eğitimin asker eğitimin başladığı ocaktır ve buradaki eğitimden sonra Yeniçeri, Cebeci, Topçu, Lağımcı, Humbaracı gibi birimlere bu askerler dağıtılacak. İkinci olarak değerli arkadaşlar Yeniçerileri görmekteyiz ki Kapıkulu piyadeler içerisinde en önemli askeri birim olarak karşımıza çıkar. Bunlar değerli arkadaşlar daimi birliklerdir. Bir anlamda tırnak içerisinde savaş için eğitilen en önemli askeri birim olarak karşımıza çıkar ve bir Yeniçeri askeri değerli arkadaşlar görev yaptığı süre zarfında evlenemez başka bir işle meşgul olamaz. Onların tek bir mesleği ve odak noktası var askerlik. Dolayısıyla ha, yeni bir Yeniçeri askeri emekli olduktan sonra istediği şekilde tabii ki hareket edebilir. Dolayısıyla bir Yeniçeri askeri Ulufe maaşı alacak, Culus bahşişi alacak, aynı zamanda Sefer bahşişi alarak bir anlamda hayatlarını bu şekilde idame edecekler değerli arkadaşlar. Üçüncü olarak cebecileri görüyoruz. Değerli arkadaşlar cebeciler silah yapımı, bakımı ve onarımından sorumlu askeri birimdir. Keza 2022 KPSS'de cebeciler doğrudan sorulmuştu arkadaşlar. Osmanlı ordusunda silah yapımından, bakımından ve onarımdan sorumlu askeri birim cebeci hoca olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer birim topçular. Adı üstünde top üretimi ve top kullanımı ile ilgili işleri yürüten bir askeri sınıftan bahsediyoruz. Top arabacıları. Yapılan topları değerli arkadaşlar bir yerden bir yere nakletmekle görevli olan askeri birimdir. Önemli bir birim lağımcılar arkadaşlar lağımcılar Osmanlı merkez ordusunda tünel kazma ve kazmış oldukları bu tünele fitil döşeyerek e, güçlü kale e, surlarını yıkabilmek amacıyla faaliyet yürütecekler. Bu anlamda Osmanlı ordusunda tünel kazma, hendek kazma ve bu e, kazmış oldukları tünelin içerisine fitil döşeyerek bir anlamda düşman ordusuna ait kale burçlarını, kale duvarlarını yıpratma ve mümkünse yıkma hedefi olacaktır bu askeri birimin. Humbaracılar değerli arkadaşlar keza Humbaracılar da çok önemli bir askeri birim olarak karşımıza çıkar. El bombası ve havan topu üreten teknik bir sınıftır değerli arkadaşlar. Ki zaten humbara el bombası demek aslında. Dolayısıyla Osmanlı merkez ordusunda el bombası ve havan topu üretmek ve bunu kullanmakla görevli teknik sınıf humbaracı hoca olarak karşımıza çıkmakta. Ve son olarak değerli arkadaşlar bostancıları görüyoruz. Aslında bostancılar saray hizmetlisidir. Saray bahçesinin bakımından sorumludur. Aynı zamanda padişahın kayıkları ve iskelenin muhafazasından e, bunların bakımından sorumlu olan bir saray hizmetlisi olarak karşımıza çıkar Bostancı Ocağı ki bostancıların başında bostancı ağası vardır. Bunların başında önemli bir görevli olarak karşımıza çıkar. Değerli arkadaşlar Kapıkulu Ocağının ikinci bölümü ise atlı askerlerden oluşan ve Osmanlı ordu teşkilatında 6 bölük halkı olarak da nitelendirilen Kapıkulu süvarilerini görmekteyiz. Neden 6 bölük halkı diyoruz? Lütfen dikkat. Silahtar 1, Sipah 2, Sağ Sol Ulufeci 4, Sağ Sol Garip 6. Yani toplam 6 bölükten oluşan bir süvari birliğinden bahsediyoruz merkez ordusunda. Değerli arkadaşlar silahtar ve sipahlar doğrudan doğruya padişahın çadırını korumakla görevli bir askeri birim. Savaşlarda, seferde padişahın çadırını korumakla görevli bir askeri birimdir. Silahlar ve sipahlar. Hatta silahların bir önemli görevi daha var. Padişaha ait orduya ait silahların muhafazasını da değerli arkadaşlar savaş esnasında sağlıyor. Sağ ve sol ulufeciler. Değerli arkadaşlar bunlarsa sancak muhafızıdır. En basit tanımıyla. Bunlar savaşlarda devletin sancağını korumakla görevli askeri birimlerdir. Ve son olarak sağ ve sol garipleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar da hazine muhafızıdır. Ee, özellikle devletin hazinesini korumakla görevli bir askeri birim olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla merkez ordusu olarak görmüş olduğumuz kapı kulu ocağında değerli arkadaşlar aslında sayı olarak azmış gibi görünse de 6 bölük halkı olarak adlandırdığımız kapı kulu süvarileri piyadelere oranla daha üstündür. Çünkü bunlar atlı birliklerdir değerli arkadaşlar. Bu anlamda bizim için önemli. Osmanlı kara ordusunun değerli arkadaşlar ikinci önemli bölümü ise kuşkusuz eyalet askerleri olacak ki ordunun en kalabalık bölümünü oluşturur eyalet ordusu. Arkadaşlar tabii ki eyalet askerleri dendiği zaman ilk olarak karşımıza tımarlı sipahi gelir. Nitekim tamamı Türk ve Müslüman askerlerden oluşturulan tımarlı sipahiler değerli arkadaşlar aslında eyalet askerlerinin en önemli birimi olarak karşımıza çıkmakta. Sahibi arz olarak da adlandırıyoruz değerli arkadaşlar tımarlı sipahi. Arz aslında asker ordu anlamına gelir. Ordunun başındaki kişi anlamında değerlendiriyoruz bu kavramı. Değerli arkadaşlar bir defa eyalet askerleri devletten maaş almıyor. Maaş alan birlikler sadece Kapıkulu askerleridir. Yani merkez ordusundaki askerler maaş alır. Dolayısıyla tımarlı sipahi eyalet ordusunun en önemli birimi olarak karşımıza çıktı. Evet ama bir tımarlı sipahi devletten hazineden maaş almıyor. Dolayısıyla kendisine devlet başlangıçta değerli arkadaşlar kılıç adıyla bir dirlik veriliyor. Dolayısıyla maaş karşılığı kendisine kılıç adıyla e, bir arkadaşlar dirlik tahsis tahsis ediliyor tımarlı sipahi. Sahibi arz olarak da görmüş olduğumuz tımarlı sipahiler değerli arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka bulundukları bölgede devlete sürekli asker beslemek zorunda. Osmanlı devletinde tımar sahiplerinin ordu için beslemiş oldukları atlı askerlere de Cebeliu adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Bu kavramlar bizim için önemli. Osmanlı devletinde kılıç kavramı çok çok önemlidir. Hatırlayın Osman Bey döneminde de hatta Selçuklu döneminde de komutanlara kılıç hakkı olarak topraklar, dirlikler dağıtılmıştı. Dolayısıyla tımar sahiplerine değerli arkadaşlar maaş almadıkları için önden onlara peşinen bir tırnak içerisinde devlet kılıç adıyla dirlik tahsis ediyor. Maaşlarına karşılık. Hazineye yük olmadıkları için kendilerine değerli arkadaşlar dirlik tevcihi yapılmıştır. İkinci olarak değerli arkadaşlar akıncıları görüyoruz. Akıncılar sınır güvenliğinden sorumludur ve özellikle değerli arkadaşlar düşman hakkında keşif e, yaparak bir anlamda keşif hizmet yürüten önemli bir askeri birim. Ki biz Osmanlı kuruluş döneminde bazı akıncı ailelerden de bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Mesela Mihal oğulları gibi, Turahan oğulları gibi, Evronos oğulları gibi, Malkoç oğulları gibi. Ki bunlardan Mihaloğlu değerli arkadaşlar Osman Gazi'nin en önemli arkadaşlarımdan, yakın arkadaşlarımdan birisiydi. Sonraki aşamada özellikle 15. yüzyıla doğru yollarını, Malkoç Malkoçoğullarını görüyoruz. Dolayısıyla Akıncı aileler değerli arkadaşlar Osmanlı'da önemli bir misyon üstlenecek. Yaya ve müsellemler bir önceki sorumuzda görmüş olduğumuz üzere yaya ve müsellemler Osmanlı'da ilk düzenli askeri birliklerdir. Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur ve değerli arkadaşlar bunların asli görevi ordunun önünde gitmek, yol, köprü onarımı yapmak, siper kazmak, yolları temizlemektir. Bir anlamda ordunun yolunu açan bir askeri birimden bahsediyoruz. Evet, yaya askerleri yaya, müsellemlerse değerli arkadaşlar, atlı birlikler olarak karşımıza çıkmakta. Bu arada bazı arkadaşlar merak eder diye bunu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Yaya ve müsellem ve taycı çiftliklerine ilişkin yapılmış çok önemli bir çalışma var. Profesör Doktor Halime Doğru Hoca'nın Eskişehir Sultanönü Sancağı bağlamında taycı çiftlikleri ve yaya ve müsellem teşkilatı adlı esere merak edenler değerli arkadaşlar bir ara bakabilir. Bir diğeri değerli arkadaşlar azaplar. Azap gönüllü bekar çiftçilere verilen isimdir değerli arkadaşlar. Bunlar gönüllü askerlerdir ve bekar çiftçiler içerisinden seçilen askerlerden oluşacaktır. Azap dediğimiz bu birim. Bunun dışında Sakalar ordunun su ihtiyacını karşılar. Beşliler, pardon derbençiler. Derbençiler değerli arkadaşlar geçit güvenliğinden sorumludur. Derbent geçit demek zaten ki derbençileri biz Osmanlı e, ticari hayatında da göreceğiz. Özellikle ticari hayatın e, sekteye uğramaması amacıyla derbençiler geçit güvenliğinden sorumlu bir birim olacak. Bir diğer önemli birim beşliler değerli arkadaşlar. Beşiler, aslında adı üstünde her beş aileden bir kişi, her beş haneden bir kişi seçilerek bunlar eyalet ordusu içerisinde görevlendirilecekler. Peki hocam beşlerin asli görevi nedir? Nerede görev almışlardır derseniz. Bunlar değerli arkadaşlar sınırlardaki kalelerin korunmasında görev almışlardır. Tamam mı? Kale muhafızlığı olarak da görev yapmışlardır diyebiliriz. Bunun dışında değerli arkadaşlar gönüllüler. Arkadaşlar gönüllü birlikler olarak geçer adı üstünde zaten. Bunlar daha çok köy kasaba gibi yerleşim yerlerinde değerli arkadaşlar muhafız birliği olarak görev yapmışlardır. Turnalar Osmanlı ordusunda posta ve haberleşme işlerinden sorumlu olan askeri bilim turnalar olarak karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlar. Deliler ki filmi de yapıldı ama ben kendi adıma söyleyeyim pek beğendiğimi söyleyemem. Daha iyi bir film olabilirdi. Arkadaşlar deliler Cesur olduklarından dolayı böyle bir nitelendirmeye maruz kalmışlardır. Öyle ki e, ilginç kıyafetleri e, dolayısıyla e, böyle kanatları vardır böyle çok ilginç kıyafetler korkunç kıyafetler giyerek aslında düşman ordusunu korku salmak. Bir anlamda sınır boylarında deliler değerli arkadaşlar düşman ordusunun yıpratılmasında dahi çok önemli hizmetler yürütecektir. Tokatçılar. Arkadaşlar tokatçılar mermer dövenlerdir. Güçlü e, kas gücüne sahip e, bir anlamda mermer döverek talim yapan e, önemli bir askeri birim aslında. E, tokatçıların asli görevi arkadaşlar düşman ordusuna tırnak içerisinde tokat atmak değil. Aslında onların asli görevi atın boynunu kırmaktır aslında. Böylesine muazzam bir eğitime tabi tutuluyorlar. Dolayısıyla düşman ordusundaki süvari birliklerine olabildiğince e, yıpratma e, sürecinde değerli arkadaşlar hizmet vermiştir tokatçılar. En altta gördüğümüz değerli arkadaşlar Farisansa e, aslında Farisan dediğimiz kişiler atlı askerlerdir. Bunlar kale muhafızıdır değerli arkadaşlar. Sınır boylarındaki kalelerin korunmasında atlı asker olarak görev yapan birlikler Farisanlardır. Hatta bunların başında Dizdar dediğimiz bir e, komutan var değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kale muhafızlarının başındaki kişi dizdar olarak geçer. E onların altındaki bu atlı askerler de Farisan olarak karşımıza çıkmakta. Nasıl ki tımarlı sipahi değerli arkadaşlar atlı bir asker ve onun beslemiş olduğu atlı askerlere biz cebeli demiştik. Dizdar'ın altındaki atlı askerler de Farisan olarak karşımıza çıkmakta. Ve son olarak değerli arkadaşlar 3 tane Hristiyan askerlerden oluşan birimi görüyorsunuz. Martolos, Cerahor ve Voynuk. Bunlar değerli arkadaşlar daha çok e, Rumeli'den, Teselya bölgesinden e, oluşturulan askeri birimlerdir. Hristiyan askerlerdir. Bunlar maaş almaz. Bunlar görev yaptıkları süre zarfında değerli arkadaşlar ücret alırlar. Bunlar ücretli askerlerdir. Yani bir daimi bir birlik söz konusu değil. Peki bunlar ne yapar değerli arkadaşlar? Martoloslar sarp geçitlerin korunması ile ilgili görevleri üstlenir. Mesela bizde derbentçiler var. Türk askerlerden oluşuyor genellikle. Bunlar geçitleri korurken martoloslar da yüksek yüksek geçitlerin korunması ile ilgili işleri yürüten bir askeri birim olacak. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Martoloslar sadece sarp geçitleri, yüksek geçitleri korumakla kalmayıp ağır nakliye nakli işlerinde dahi değerli arkadaşlar istifade edilmiştir martoloslardan. Cerahor Arkadaşlar Cerahorlar aynı bizim e, yaya ve müsellemler gibi düşünebilirsiniz bunu. Siper kazarlar, yolları temizlerler. Bir anlamda ordunun önünde giderek bizim yaya ve müsellemlerin yaptığı işin bir benzerini yaparlar. Tabi sadece bu değil. Cerahorlar değerli arkadaşlar aynı Martoloslar gibi gerektiğinde ağır nakliye işlerinin taşınmasında son derece önemli hizmetler verecekler. Ve son olarak değerli arkadaşlar. Voynuk'u görüyorsunuz ki Voynuk 2014 KPSS lisans sorusuydu değerli arkadaşlar. benim tabii ki o yılki kitabımda olan sorulardan birisiydi Voynuk sorusu değerli arkadaşlar. Hristiyan askerlerdir ve doğrudan doğruya ot biçmek, at bakmak gibi görevleri üstlenen Hristiyan askerlere verilen bir isimdir değerli arkadaşlar. Voynuk askeri. Evet baktığımız zaman Osmanlı ordu teşkilatını değerli arkadaşlar Kara ordusu bağlamında bu şekilde değerlendirmemiz mümkün olacaktır. Ben açık ve net söyleyeyim değerli arkadaşlar bu tablo işinize fazlasıyla yarayacaktır diye düşünüyorum. Anahtar kelimelere işi fazla uzatmaya gerek yok. Anahtar kelimelere lütfen dikkat edin. Hangi askeri birim hangi önemli fonksiyonları üstlenmiş? Bunları bu şekilde bilmeniz fazlasıyla size yeterli olacaktır. Öte yandan değerli arkadaşlar tabii ki kara ordusu dışında bir de donanmaya bakmamız gerekir. Osmanlı Devleti'nde donanma dediğimizde tabii ki öncelikle tersaneler aklımıza gelir. Osmanlı Devleti'nde ilk tersane Orhan Bey döneminde Karamürsel'de kurulmuştur değerli arkadaşlar. Öte yandan Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi lütfen bunları not alın. Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu'da kurulmuştur. Osmanlı'nın en büyük tersanesi ise değerli arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç'te kurulacak. Dolayısıyla tabi Osmanlı'nın farklı bölgelerde yapılanmaları İzmit bölgesinde de tersane kuruyor Osmanlı devleti. Fakat özellikle bu üçünü bilmeniz başlı başına yeterli olacak. Donanma deyince tabii ki değerli arkadaşlar donanma komutanlarına Osmanlı'da kaptane derya ünvanı verilmişken Osmanlı'da donanma askerlerine Levent ünvanı verildiğini de görmekteyiz. Dolayısıyla Osmanlı Ordu Teşkilatı dediğimizde şu an ekranda görmüş olduğunuz bu tablo değerli arkadaşlar her türlü işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz uzun soluklu bir anlatım oldu ama değerli arkadaşlar bence bu bizim için önemliydi. Dolayısıyla bu az önceki soruyla bağlantılı vermiş olduğum bu tablodaki bilgileri de kesinlikle önemsiyoruz değerli arkadaşlar. Bu doğrultuda bir sonraki sorumuzda değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar bir önceki tablomuzu aslında tırnak içerisinde çek etme imkanı sunan bir soruyla karşı karşıyayız. Osmanlı ordusunda yer alan aşağıdaki askeri gruplardan hangisinin görev tanımı doğrudur? Değerli arkadaşlar bu soruda seçenekler dikkatle incelendiğinde C seçeninde verilen akıncı sınırların güvenliğini sağlamak ve keşif hizmeti vermek tanımlaması doğru olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan A seçeninde verilen humbaracı aslında yaptığı görev neydi arkadaşlar? El bombası ve havan topu üretip kullanan teknik bir sınıftı. Silahların yapım ve bakım ve onarımını sağlamaksa doğrudan doğruya cebecinin üstlenmiş olduğu bir görevdi. B seçeneğine bakalım. Bostancı, asli görevi sarayın bağ bahçe işlerine bakar aynı zamanda iskeleleri ve kayıkları korumakla görevli bir saray hizmetlisiydi. Ordu'nun su ihtiyacını karşılamak. Sakalara ait önemli bir görevdi arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda lağımcı, asli görevi toprak altında hendek ve tünel kazmak, buralara fitil döşemek asli göreviydi lağımcıların değerli arkadaşlar. Yapılan bu tanımlama da doğru değil. Askerlerin geçeceği yolları temizlemek ve açmak doğrudan yaya ve müsellem teşkilatının hatta gerekiyorsa Hristiyanlardan oluşan cerahorların da üstlenmiş olduğu bir görevdi. Pek toprak altında tüneller kazıp fitil döşemek. Hayır. Peik ifadesini kavramını burada ilk defa görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Aslında bu soruyu biraz da bunu kazanım olarak değerlendirmek amacıyla sizinle paylaştım. Toprak altında tüneller kazıp fitil döşemek lağımcıların bir işidir. Peki Peik dediğimiz kişiler kimdir değerli arkadaşlar? Lütfen notlarınızı ekleyin. Peik padişahın hemen yanında bulunan postacı ve muhafız birliğidir değerli arkadaşlar. Padişahın emirlerini tebliğ etme gibi önemli bir görevi de üstlenmiştir. Peyk dediğimiz bu kişiler. Bu anlamda bu tarz eşleştirme tanım sorularına değer arkadaşlar kesinlikle hazır olmakta fayda var. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 3. sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmadı diyor. Ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 4. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı ekonomisinin temel ilkeleri arasında 1-2-3 sistemlerinden hangileri yer alır? İaşecilik, fiskalizm, gelenekçilik. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı ekonomisinin temel ilkeleri dediğimizde 3 önemli uygulamayı görmekteyiz. İaşecilik, fiskalizm ve gelenekçilik olmak üzere. Aslında Osmanlı Devleti'nin uygulamaya çalıştığı bu üç önemli temel ilke Avrupa'da ortaya çıkan merkantilizm anlayışının bir anlamda sonucu olarak da değerlendirebiliriz. Nitekim Avrupa'daki merkantilizm karşısında Osmanlı Devleti önemli bir duruş sergileyecek ve üç önemli dayanak noktası olarak bu ilkeleri ortaya koyacaktır. Peki Avrupa'da görmüş olduğumuz merkantilizm nedir derseniz değerli arkadaşlar bu anlayışa göre altın ve gümüş miktarını bir ülke olabildiğince arttırmalı ve Özellikle bu madenlerin ülke dışına çıkması engellenmeli. Bu anlayışa göre bir ülkenin zenginliği madenlerinin çokluğuyla bağlantılı bir süreci beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti merkantilist anlayışa karşı bu üç önemli ilkeyi değerli arkadaşlar dayanak olarak ortaya koyacaktır. Peki bu üç ilke ne ifade eder? Kısaca bunlara değinecek olursak. Arkadaşlar Osmanlı ekonomisinin 3 temel ilkesinden ilki İyaşıcılık olarak karşımıza çıkar ki doğrudan tanımı verilerek sorulabilecek mahiyette önemli bir ilkedir iyaşıcılık. Peki nedir iyaşıcılık? Osmanlı Devleti halkın refahını sağlayabilmek amacıyla piyasada sürekli mal bulundurma politikasını uygulayacak. Aslında burada amaç bazı ürünlerin kara borsaya düşmesini engellemek, halkın bu atmosfer içerisinde sıkıntı yaşamasını engellemek temel amaç olacaktır. Dolayısıyla Osmanlı devletinde halkın refahı için piyasada yeterli miktarda mal bulundurma politikası olarak da bilinen, bir anlamda kara borsaya engelleme girişimi olarak da değerlendirilen ekonomi ilkesi iyi olarak kesinlikle unutulmamalı arkadaşlar. İkinci olarak gelenekçiliği görüyoruz. Aslında bu ilkenin ismi kendisini biraz bize anlatıyor değerli arkadaşlar. Osmanlı devleti özellikle Sosyoekonomik dengeyi bozacak ani girişimleri, ani değişimleri önleyebilmek amacıyla gelenekçi bir politikayı da uygulamaya koyacaktır. Öyle ki bu ani değişimler, bu dengeyi bozabilecek değişimler başta toplumu olumsuz etkilediği gibi aynı zamanda Osmanlı maliyesini, Osmanlı ekonomisini de değerli arkadaşlar olumsuz etkileyecektir. İşte bunun önüne geçebilmek adına devlet bu değişimleri engelleyebilmek adına peyderpey önemli çalışmalar hayata geçirecek. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar, fiskalizmi görüyoruz ki bu ilkeler içerisinde Osmanlı'nın tırnak içerisinde en başarısız olduğu ilke olarak kabul edilir. Çünkü fiskalizm özellikle mevcut hazine gelirlerinin daha da arttırılmasına dayanan bir ekonomik ilkedir. Malumunuz özellikle Yavuz Sultan Selim döneminden sonra değerli arkadaşlar Osmanlı hazinesi Payday süreç içerisinde e, bir takım harcamaların artmasına bağlı olarak bir e, azalma süreci yaşayacak. Dolayısıyla fiskalizm hazine gelirlerini daha da yükseltme politikası olarak uygulanmaya çalışılsa da ne yazık ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Dolayısıyla bu üç önemli ekonomi ilkesi değerli arkadaşlar bizim için önemli. Ancak özellikle karakteristik özelliği verilerek kara borsa anahtar kelimesini de soruda kullanarak iaşecilik ilkesi doğrudan sorulabilir değerli arkadaşlar. Bu anlamda güzel bir soruydu. Bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyoruz. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı toprak sistemiyle bağlantılı güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Osmanlı Devleti'nde geliri iltizam yöntemiyle toplanarak doğrudan hazineye aktarılan ve devletin önemli ölçüde nakit para ihtiyacını karşılayan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Timar, mukata, yurtluk, zevamet, arpalık. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nde geliri iltizam yöntemiyle toplanıp doğrudan hazineye aktarılan ve bu noktada Osmanlı Devleti'nin nakit para ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir rol oynayan toprak mukata toprak olarak bilinmeli. Öte yandan diğer seçeneklerde yer alan değerli arkadaşlar toprak çeşitlerine baktığımızda isterseniz bunu da yine Osmanlı toprak sistemi çerçevesinde kısaca el almaya çalışalım. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde toprak dediğimizde aslında daha önce Türkistan Devletleri'nde Selçuklar'da olduğu gibi miri ve mülk toprak olmak üzere iki ana gruba ayrıldığını görmekteyiz miri arazi mülkiyeti doğrudan devlete ait olup alınıp satılamaz, devredilemez ve kiraya verilemez. Sadece ve sadece bu topraklar değerli arkadaşlar kullanım hakkı miras bırakılabilir. Örneğin bir köylü artık elden ayaktan düştü, yaşlandı diyelim, işlediği toprağı oğluna bırakabilir. Miras bırakabilir. Burada tek kriter değerli arkadaşlar o toprağın sürekli işleniyor olması gerekli. Öte yandan mülk arazi. Daha önce olduğu gibi Türkistan devletlerinde Selçuklar'da görmüştük biliyorsunuz. Mülkiyeti şahıslara ait olup bağ, bahçe, tarla, bostan gibi taşınmaz mallardan oluşan topraklardır. Ve bu toprakların doğrudan tasarruf hakkı kişilere yani şahıslara aittir değerli arkadaşlar. Ve yine mülk arazi daha önce gördüğümüz üzere Osmanlı Devleti'nde de öşri ve haracı olmak üzere iki ana gruba ayrılacak. Öşrü arazi, hatırladığımız üzere neydi arkadaşlar? Müslümanların tasarrufunda olan topraklarken haraci arazi gayrimüslimlerin tasarrufunda olan toprakları ihtiva ediyordu. Bu çerçevede mülk arazide görmüş olduğumuz bu öşrü ve haraci topraklar üzerindeki taşınmazlar değerli arkadaşlar, kişiler tarafından istediği şekilde kullanılabilir. Alıp satabilir, kiraya verebilir, miras bırakabilir, devredebilir. Fakat miri arazi mülkiyeti doğrudan devlete ait olan topraklar olduğu için bu tarz uygulamalar kesinlikle söz konusu olamaz. Değerli arkadaşlar tabi Osmanlı Devleti'nde miri arazi kendi içerisinde birçok farklı birime ayrılmakta. Bu noktada özellikle sınav odaklı olarak 3 tanesine kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum değerli arkadaşlar. Bunlardan birisi dirlik topraklar, ikincisi soruda olduğu gibi Mukata topraklar, üçüncüsü de vakıf topraklar olarak kesinlikle önceliğiniz olmalı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde en yaygın toprak çeşidi dirlik topraklarıdır. Çünkü dirlik toprakların geliriyle atlı asker dediğimiz cebeliü beslenir. Dolayısıyla kendi içinde bir döngü e, oluşturacağı için değerli arkadaşlar dirlik sistemi nasıl ki Selçuklular'da iktidar sistemi geliriyle asker besleniyordu, cebelüğü besleniyordu aynı uygulama Osmanlı Devleti'nde dirlik sistemi çerçevesinde bu topraklarda uygulanacak. Ve Osmanlı'da dirlik topraklar değerli arkadaşlar kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılacak. Ve lütfen dikkat bunlar büyükten küçüğe doğru has, ziyamet ve tımar toprakları olmak üzere ayrılır. Peki Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklar has, ziyamet ve tımar olmak üzere Üç gruba ayrıldı diyoruz. Peki Osmanlı bu ayrımı yaparken değerli arkadaşlar buradaki temel kısas ne belirlenmiştir? Lütfen dikkat. Osmanlı Devleti'nde dirlik toprakların has, zahmet ve tımar olarak üçe ayrılmasında değerli arkadaşlar dirlik tahsis edilecek kişilerin makam ve görevleri doğrudan etkili olacaktır. Örneğin üst düzey görevler için ayrılan topraklar has topraklar. Orta düzey görevliler için ayrılan topraklar zahmet topraklar. Düşük rütbeli, düşük makamdaki görevli için ayrılan topraklar tımar toprak topraklar olarak karşımıza çıkacak. O nedenle burada değerli arkadaşlar dirlik tahsis edilen kişinin makam, rütbe ve görevi kesinlikle burada etkili olacaktır. Örneğin dirlik topraklar içerisinde geliri 100 bin akçe ve üzerinde olan topraklar has toprak olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin üst düzey devlet görevlileri bu, bu topraktan elde edilen gelirden pay alacaklar arkadaşlar. Beyler beyi, sancak beyi gibi. Öte yandan zevamet geliri 20 bin 100 bin akçe aralığındaki topraklar için kullanılan bir tabirdir arkadaşlar. Zevamet topraklar orta düzey devlet adamları için ayrılan topraklarda değerlendirebiliriz. Örneğin alay beyi. Zevamet toprakların gelirlerini değerli arkadaşlar alay beyi toplayacak örneğin ve son olarak timar topraklarını görüyoruz. Geliri 3000 bin, bin akçe aralığındaki toprakları ihtiva etmekte. Arkadaşlar belki şöyle bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Hocam 20 bin akçeye kadar demiyoruz da niçin 3000 bin, bin akçe aralığı diyoruz? Yani ilk 3000 akçe nerede? Arkadaşlar ordu teşkilatında tımarlı sipaydan bahsederken ki sahibi arz demiştik orada şöyle bir ifade kullanmıştık. Tımarlı sipahiler devletten maaş almadığı için, hazineden maaş almadığı için devlet tımarlı sipahilere değerli arkadaşlar, tımar sahiplerine daha doğru bir ifadeyle başlangıçta kılıç tabir, tabir ettiğimiz, kılıç olarak tabir ettiğimiz bir dirlik tahsis eder. İşte ilk 3000 akçelik gelir değerli arkadaşlar, o dirlik gelirin ilk 3000 akçesi tımar sahibinin cebine peşinen konan tırnak içerisinde maaş niyetine konan kılıçtır. Tamam mı arkadaşlar? kılıç hakkı dediğimiz şey ilk 3000 akçeyi tımar sahibi cebine koyar. Çünkü devlet kendisine bir maaş bağlamamıştır. 3000 akçeden sonraki gelirler üzerinden devlete ne yapacaktır? Cebeli dediğimiz atlı asker besleyecektir. Bu anlamda muazzam bir uygulamadır değerli arkadaşlar. Selçuklu'da ikta sistemi neyse aslında Osmanlı Devleti'nde de dirlik sistemi Genel hatlarıyla o şekilde değerlendirmemiz mümkün. İkinci olarak değerli arkadaşlar mukata toprakları görüyoruz ki soruda özelliğini vererek cevabını istediğimiz topraktı. Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır değerli arkadaşlar. Mukata topraklar ve bu topraklar üzerinde iltizam sistemi uygulanan topraklar olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Aslında... Osmanlı eyalet sisteminden bahsederken Salyaneli eyaletlere vurgu yaptığımızda bu mukata topraklar ve burada uygulanan iltizam sistemini etraflıca konuşmuştuk arkadaşlar. Dolayısıyla mukata topraklar Salyaneli eyaletlerdeki topraklar anlamına gelir. Salyaneli dediğimiz yıllıkta eyaletlerde iltizam sistemi uygulanmıştı. Bu anlamda geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar olmuştur mukata toprakları. Arkadaşlar diğer topraklarla ilgili bunları çok etraflıca bilmenize gerek yok. Biraz hızlı geçeceğim burayı. Paşmaklık. Arkadaşlar paşmaklık paşmak örtü demektir. Padişahın eşi ve kızları için ayrılan topraklardır. Bunun dışında arpalık. Devlete hizmete geçen devlet adamlarının emeklilik döneminde hayatlarını idame edebilmeleri amacıyla ayrılan toprakları ifade eder. Arpalık arazi. Malikane. Arkadaşlar malikane kavramı aslında bizim karşımıza iki farklı yerde çıkacak. Bir şu an burada gördüğümüz üzere bir toprak çeşidi olarak bir de 18. yüzyılda iltizam sisteminin içinde e, yeni ortaya çıkacak olan bir vergi toplama sistemi olarak göreceğiz malikane uygulamasını. Buradaki ifadeye baktığımızda malikane topraklar değerli arkadaşlar. Devlete hizmete geçen önemli devlet adamları için ayrılan taşınmazları ifade eder. Malikane topraklar. Bunun dışında yurtluk arazi. Arkadaşlar yurtluk arazi Osmanlı Devleti'nde sınır boylarında görev yapan askerlerin giderleri için ayrılan topraklardır. Öte yandan ocaklık. Arkadaşlar Osmanlı'da ocaklık arazi tersane giderleri ve kale muhafızlarının giderleri için ayrılan toprakları ifade eder. Fakat bir dirlik toprak bir mukata toprak kadar önemlidir değerli arkadaşlar vakıf topraklar. Evet biz Selçuklu e, toprak sisteminden bahsederken vakıf sistemi üzerinde epey bir durmuştuk. Vakıf topraklar üzerinde epey bir konuşmuştuk arkadaşlar. Fakat Osmanlı Devleti'nde vakıf müessesesi son derece önemli. Kervansaray'dan Darüşşifa'ya, medreseden camiye, külliyeye varana kadar her türlü sosyal ve dini kurum vakıf sistemi çerçevesinde inşa edilecek. Bu anlamda vakıf topraklar sosyal yardım amaçlı ve hayır işleri için ayrılan topraklardır değerli arkadaşlar. Şunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Aslında arazi kanunnamesine göre vakıf topraklar değerli arkadaşlar ne miri arazi ne de mülk arazi olarak sınıflandırılmaz vakıf arazi aslında başlı başına ele alınması gereken bir toprak çeşididir. Bu çerçevede bakıldığı zaman vakıf sisteminde 1. Vakıf sahibine vakıf, vakfedilen mal veya mülke mevkuf, vakıf sahibinin ilgili vakıf kurumu ile ilgili düzenlettiği senede belgeye yani vakfiye adını vermekteyiz. Ve bu vakıf kurumları içerisinde bu bir medrese olabilir, bu bir külliye olabilir arkadaşlar. Önemli değil. Herhangi bir vakıf kurumunun başındaki yöneticiye de mütevelli adı verilecek. Dolayısıyla Osmanlı devletinde vakıf kurumu, vakıf müessesesi son derece önemli bir yer işgal edecek. Bunun dışında arkadaşlar metruk arazi arazi kanunnamesine göre arazi metruki olarak geçer. Halkın ortak kullanımına ayrılan topraklardır. Mera gibi, çayır gibi, otlak gibi yerler burada aklımıza gelmeli. Ve son olarak kullanım dışı arazi. Verimsiz topraklar anlamına gelen mevat araziyi görmekteyiz. Bunlar arkadaşlar böyle bataklık gibi çorak yerleri ifade eden verimsiz topraklar anlamına gelmekte. Toparlayacak olursak. 1. Dirlik. 2. Mukata. 3. Vakıf toprakların özelliklerine kavramlara ve karakteristik özelliklerine kesinlikle dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu bağlamda bir soru gelebilir sınavda. Bu anlamda 5. sorumuzun doğru yanıtı bu soruda B seçeneği yani mukata toprak olacaktı değerli arkadaşlar. 6. soruya baktığımızda arkadaşlar aslında bir önceki soruda bahsetmiş olduğumuz toprak sistemi şemasıyla bağlantılı küçük bir tekrar etme imkanı sağlayan bir soruyla karşı karşıyayız. Yukarıda verilen tanımlarla aşağıdaki toprak çeşitleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar, bize verilen bu tanımlarla aşağıdaki toprak çeşitlerini eşleştirecek olursak hızlı bir şekilde. Geliri bilim, eğitim, sağlık gibi alanlardaki kurumlar ve görevlilerinin maaşları için ayrılan arazilerdir. Arkadaşlar, eğitim, bilim, sağlık gibi alanlardaki kurumlar için ayrılan topraklar malumunuz vakıf topraklar olarak karşımıza çıkmıştı. Padişahın kendisine yakın bazı devlet adamlarına üstün hizmetlerine karşılık özel mülk olarak verdiği topraklardır. Arkadaşlar bu da malikane toprak olarak karşımıza çıkar ki üst düzey devlet adamları için ayrılan topraklar olarak görmüş idik. Halkın ortak kullanımına terk edilen otlak, pazar yeri çarşı gibi topraklardır. Tabii ki bu metruk arazi olarak karşımıza çıkar. Arazi metruki olarak görmüştük bir önceki şemamızda. Dirlik arazinin bölümlerinden biri olan ve orta düzey devlet adamlarına verilen geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan topraklardır. Arkadaşlar orta düzey toprak dediğimizde dillik arazide aklımıza tabii ki zahmet topraklar gelmeli. Bu anlamda soruda yurtluk arazi ile ilgili herhangi bir tanım söz konusu değildir arkadaşlar. Peki yurtluk arazi neydi değerli arkadaşlar? Yurtluk arazi sınır boylarındaki askerler için ayrılan topraklar olarak görmüş idik. Bu anlamda yurtluk arazi hem sınır boylarında görev yapan askerlere hem de özellikle değerli arkadaşlar devletin kısa zamanda büyümesinde etkili olan önemli unsurlardan birisi olan aşiretlere de ayrılan topraklar olarak da nitelendirmekteyiz yurtluk arazileri. Bu anlamda kısa bir tekrar etme imkanı sunan güzel bir soru oldu bence. Bu anlamda sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıydı diyoruz değerli arkadaşlar. 7 soruya baktığımızda arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Hazireler, derbentler, menziller, Mekkareler, kervan saraylar. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Nitekim hazire dediğimiz yapılar değerli arkadaşlar bir ticari yapı değildir. Peki nedir hazire? Özellikle Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı devletinde genellikle külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında bulunan Etrafı duvar veya parmaklıklarla çevrili mezarlıklara verilen bir isimdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hazire dediğimiz bu yapılar, hazire dediğimiz bu unsur değerli arkadaşlar herhangi bir şekilde ticaretle alakası yoktur. Öte yandan menziller değerli arkadaşlar Osmanlı ticari hayatının en önemli oluşumlarından birisidir. Ticaret yolları üzerinde haberleşmeyi sağlayan ve ordunun konaklaması için de fonksiyon üstlenen bir teşkilattır. Menzil teşkilatı. Özellikle değerli arkadaşlar bu ticaret yolları üzerinde haberleşmenin sağlanması son derece önemliydi. Bu bağlamda menzil teşkilatı bu haberleşme olayını ulaklar vasıtasıyla ne yapacaktır? Sağlamaya çalışacaktır. Kervansaray. Arkadaşlar Kervansaray ki Türkistan devletlerinde de görmüştük biliyorsunuz. Vakıf sistemi çerçevesinde özellikle ticaret yolları üzerinde konaklama, ulaşım ve ticarette kolaylık amaçlı yapılan yapılara verilen bir isimdi değerli arkadaşlar. Mekkare veya bunu Mekkari olarak da görebilirsiniz sorularda değerli arkadaşlar. Mekkariler yolcu ve mal taşıma işlerini yapan taifedir. Mekkari taifesi olarak geçer. Bir anlamda bunlar ticaret hayatı içerisinde nakli işlerinden sorumlu bir teşkilat olarak bir grup olarak karşımıza çıkar. Bunlar katırcı, deveci, arabacı gibi birçok farklı alanda olabilir. Dolayısıyla mekkari teşkilatı veya mekkari tayfası diye bir şey gördüğünüzde hemen aklımıza ticaret ilgili bir unsur olduğu gelmeli. İki, bunlar ticaret hayatında nakli işlerinden sorumlu bir grup olacak. Ve derbentleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Derbent ki Ordu teşkilatından bahsederken kısa bir gönderme yapmıştık. Derbentler değerli arkadaşlar, ticaret yolları güzergahlarındaki geçitlerde güvenliği sağlayan bir teşkilattır. Osmanlı ordu teşkilatında da derbentlere biz geçit muhafızı demiştik. Keza ticaret alanında da değerli arkadaşlar, derbent teşkilatı son derece önemli bir yer işgal edecektir. Dolayısıyla Osmanlı ticari hayatı dendiği zaman bu bahsetmiş olduğumuz temel gruplar, temel teşkilatlar kesinlikle unutulmamalı değerli arkadaşlar. E, bu bağlamda 7. sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem Osmanlı ticari hayatı ile ilgili bir kavram değildir? A. Lonca B. Ehli Hibre C. Hacegi D. Ehli Hiref E. Hacegan Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Nitekim Hacegan Osmanlı ticari hayatına ilişkin bir kavram değildir. Peki nedir Hacegan? Aslında Hacegan dediğimiz bu tabir değerli arkadaşlar Osmanlı bürokrasisinde defterdar, nişancı, reisül, kütap gibi önemli kalem amirleri için kullandığımız bir kavramdır. Örneğin Defterdar, nişancı, reisül kütap aslında hacegan dediğimiz bu zümre içerisinde rütbe sahibi olan önemli görevliler arasında yer almakta. Dolayısıyla hacegan kelimesi ticaret hayatıyla değil doğrudan doğruya Osmanlı bürokrasisini ilgilendiren önemli kavramlardan birisi. Öte yandan lonca. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatı örgütlenmiş esnaf grubu anlamına gelmekte aynı işi yapan, aynı mesleğe edinmiş meslek örgütlenmesi, mesleklerin bir arada örgütlenmesi anlamında da değerlendirmemiz mümkün olacak. Ehli hibre, değerli arkadaşlar ehli hibre işin ehli anlamına gelen kalite kontrol uzmanıdır. Çarşı pazarda satılacak ürünlerin kalitesini kontrol etmek lonca teşkilatı içerisinde ehli hibrenin en önemli görevlerinden birisi olacaktır. C seçeneğine baktığımızda Hacegi. Arkadaşlar Hacegi Osmanlı Devleti'nde ticaret yapan kişi yani tüccar anlamına gelen bir kavram. Aslında daha çok yurt dışına ticaret yapan, yurt dışı ile ilgili ticari faaliyetleri yürüten kişiler için, kişiler için kullanılan bir tabirdir. Hacegi kavramı. Ehli hiref. Değerli arkadaşlar ehli hiref zanaat erbabı olarak da değerlendirebileceğimiz tarım dışı üretim yapan ve hizmet üreten grup için kullandığımız bir kavram. Özellikle bu el zanaatları, el işçiliği olarak da değerlendirebileceğimiz bir takım mesleki unsurlar için kullanabileceğimiz bir kavram olacaktır. Ehli hiref. Aslında biz Osmanlı lonca teşkilatını şimdi bu soru bağlamında ele aldığımızda göreceğiz arkadaşlar. Lonca teşkilatına ilişkin önemli kavramlar karşımıza çıkacak. Bu çerçevede Osmanlı'da lonca teşkilatı dediğimizde aslında bu Selçuklardaki fütüvet akabinde Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki aylık teşkilatının bir anlamda devamı niteliğinde olacak. Fakat dikkat! Osmanlı klasik dönem lonca teşkilatı kendisinden önceki aylık ve fütüvet teşkilatından farklı olarak artık gayrimüslim esnafı da değerli arkadaşlar bu örgütün içerisine kabul edecektir. Mesela Aylık teşkilatında ve fütüvet teşkilatında gayrimüslimler o teşkilatın içerisinde yer alamıyordu. Fakat Lonca teşkilatında artık gayrimüslimler de bu teşkilatın içerisinde yer almaya başlayacaklar. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Lonca teşkilatı dediğimizde ilk olarak aklımıza mesleki eğitim merkezi gelmeli. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş sürecinde değerli arkadaşlar mesleki eğitimin verildiği en önemli kurum Osmanlı Lonca Teşkilatı olacak. Ve bu teşkilatla bağlantılı ki ticaret hayatının merkezinde olan bir teşkilattır değerli arkadaşlar bu. Bu teşkilatın içerisinde önemli görevliler yer alacak. Örneğin teşkilatın liderine yine daha önce olduğu gibi şeyh veya pir ünvanı verilmiştir. Öte yandan şeyhin en önemli yardımcısı bu teşkilatta Kethüda olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Ki biz Ketüdağ kavramını Osmanlı eyalet sisteminden bahsederken taşra Teşkilatı'nda köy Ketüdağ'sı olarak e, görmüştük arkadaşlar. Ama aynı zamanda bu ketüda bir ünvandır zaten. Ketüda doğrudan doğruya ilgili birimin, ilgili e, kurumun değerli arkadaşlar yönetimiyle ilgili yardımcı olan kişilere verilen bir ünvandır. Kirfet. Arkadaşlar hirfet önemli bir kavram aslında ehli hiref kavramıyla da bağlantılıdır. Osmanlı lonca teşkilatında meslek gruplarına verilen bir kavram. İsim. Yani bakıldığı zaman oduncu, efendim işte marangoz, fırıncı gibi bazı meslek grupları için kullanılan bir tabirdir hirfet kavramı. Bir diğer önemli kavram değerli arkadaşlar gedik ki biz bunu aylık teşkilatında görmüştük. Dükkan açma ruhsatıdır gedik arkadaşlar. İş yeri açma ve oturma izni anlamına da gelmektedir gedik hakkı. Nar. Bunu da keza daha önce görmüştük arkadaşlar. Nar lonca teşkilatında çarşı pazarda satılacak ürünlerle ilgili yapılan bir fiyat belirleme işlemidir. Bir ürünün satış fiyatı değerli arkadaşlar üst sınır olarak belirlenecek. Bu anlamda nar kesmek olarak da gördüğümüz bu kavram Osmanlı lonca teşkilatının önemli uygulamalarından birisi olacaktır. Ehli hibre B seçeninde zaten açıklamasını yapmıştık. Kalite kontrol uzmanı olarak karşımıza çıkarken arkadaşlar yiğitbaşı. Nasıl ki ayrılık teşkilatında yiğitbaşılar o teşkilatın ve esnafın güvenliğini sağlıyordu. Osmanlı Lonca Teşkilatı'nda da değerli arkadaşlar yiğit başılar bu teşkilatın ve esnafın güvenliğinden sorumlu bir görevli olacak. İcazet veya icazetname kademe geçiş belgesidir değerli arkadaşlar. Diploma veya belge olarak da görmüş olduğumuz bu icazet kavramı aslında Osmanlı Devleti'nde çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçerken teşkilatın ilgili kişiye vermiş olduğu kademe geçiş belgesi olarak da değerlendirilir. Fütüvvetname değerli arkadaşlar ki biz bu kavramı da ayrılık teşkilatındayken görmüştük biliyorsunuz. Mesleki ilkeler bütün olarak da değerlendirebiliriz. Aslında bu teşkilatın e, işlemleriyle ilgili, işleyişiyle ilgili tüm ilkeleri esnafın uyumakla yükümlü olduğu ilkelerin de içinde bulunduğu bir ilkeler bütünüdür. Fütüvvetname dediğimiz bu unsur. Ve son olarak değerli arkadaşlar muhtesibi görüyoruz ki Osmanlı merkezi yönetiminde İstanbul yönetiminde bahsetmiştik biliyorsunuz. Denetleyicidir yani bir anlamda zabıtadır. Çarşı pazar esnafını denetler, ölçü tartı aletlerini, ürünlerin kalitesini ne yapar değerli arkadaşlar? Kontrol eder. Ve ne demiştik muhtesip dediğimiz kişiler bu denetlemeyi yaparken genellikle kadı huzurunda bu denetlemeyi gerçekleştirmiştir. Bu anlamda değerli arkadaşlar Osmanlı lonca teşkilatı dediğimizde bu bahsetmiş olduğumuz kavramlar bizim için son derece önemli olacaktır. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar E seçeneği olmalı diyor ve bir diğer soruyla devam ediyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı devletindeki mali uygulamalar arasında 1-2-3 sistemlerinden hangileri örnek gösterilebilir? İltizam, emanet, malikane. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Aslında bu soruyla bağlantılı şu ana kadar yapmış olduğumuz bazı soru analizlerinde bu tarz uygulamalara peyderpey gönderme yapmıştık. Bu çerçevede iltizam, emanet ve malikane uygulamaları değerli arkadaşlar, aslında Osmanlı devletinde birer vergi toplama sistemi olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle ki İltizam sistemi değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devlete ait vergi gelirlerinin açık arttırma yani ihale usulüyle bir satış bedeli karşılığında ki biz bu satış bedeline muaccele adını vermiştik. 3 yıl için özel bir şahsa verilmesi sistemi anlamına gelmekteydi. Özellikle salyaneli eyalet olarak gruplandırdığımız eyaletlerde mukata toprakların geliri doğrudan bu şekilde hazineye aktarılabilmiştir. Öte yandan Osmanlıların çok fazla tercih etmediği fakat bir dönem uygulamada e, bulundurduğu değerli arkadaşlar emanet uygulamasını görmekteyiz ki emanet sistemi devlete ait vergi gelirlerinin emin adı verilen kişiler tarafından maaş veya dirlik karşılığında toplanması sistemi. Fakat Osmanlı devleti değerli arkadaşlar emanet uygulamasından e, çok fazla istifade edemeyecektir ve zamanla bu sistemi terk etmek durumunda kalacak. Üçüncü olarak malikane uygulamasını, malikane sistemini görüyoruz değerli arkadaşlar. Malikane sistemi ki bunu malikane topraklarla tabii ki karıştırmamak lazım. Malikane sistemi aslında iltizam sisteminin bir türü değerli arkadaşlar. Özellikle 17. yüzyılın sonlarında 1695 yılında uygulamaya konan bu sistem yine iltizam sisteminde olduğu gibi lütfen dikkat devlete ait vergi gelirlerinin ihale usulüyle Belli bir satış bedeli karşılığında yani muacele karşılığında bu sefer lütfen dikkat edin. Kaydı hayat şartıyla yani ömür boyu şahıslara verilmesi sistem olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla iltizam sisteminde maksimum 3 yıllık bir zaman diliminde mültezimler vergileri toplayabiliyordu. Fakat malikane sisteminde değerli arkadaşlar mültezim dediğimiz ihaleye alan kişiler satış bedelini ödedikten sonra kaydı hayat şartıyla yani ömür boyu o bölgenin vergilerini toplama hakkına sahip oluyordu. Dolayısıyla özellikle iltizam ve akabinde gelen malikane sistemi değerli arkadaşlar Osmanlı'da nakit para ihtiyacının karşılanması noktasında son derece önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Bu çerçevede bakıldığında değerli arkadaşlar iltizam, emanet ve malikane sistemleri aslında Osmanlı Devleti'nde birer vergi toplama sistemi olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla güzel toparlayıcı bir soru oldu diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. 9. sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmadı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde vergiler hukuk sistemindeki ikili yapılan kaynaklı olarak şeri ve örfi olarak gruplandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde İslam hukuku çerçevesinde alınan şeri vergilerden biridir? Avarız, Haraç, çift resmi, adeta anam, derbent resmi. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Nitekim haraç Osmanlı Devleti'nde şeri vergi kategorisinde yer alan ve gayrimüslimlerden ürün üzerinden alınan 1 bölü 5 oranındaki bir vergidir. Bu soruyla bağlantılı değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde vergi sistemine kısaca bakmamız gerekirse. Öncelikle değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde vergi, resim, rüsum veya tekalif olarak adlandırılmıştır. Ki özellikle klasik dönem Osmanlı kayıtlarına baktığımızda genellikle resim ve rüsum olarak geçtiğini görmekteyiz vergi alınını. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde vergiler Türkistan Devletleri'nde ve Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi hukuk sisteminden kaynaklı olarak şeri ve örfi olarak iki ana başlık altında incelenir. Bu çerçevede değerli arkadaşlar öncelikle biz şer'i vergi kategorisinde yer alan vergilere kısaca bakalım. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şer'i vergiler temelini İslam hukukuna dayandıran önemli bir uygulama alanı oluşturmakta. Öyle ki öşür, haraç, cizye ve zekat olarak dört önemli vergi karşımıza çıkmaktadır şer'i vergi olarak ki bunlardan zekat konusunu değerli arkadaşlar ilk üçünden ayrıca ele almamız gerekecek. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şeri vergilerden ilki öşür vergisidir ki bunu aşar vergisi olarak da ilerleyen zamanda görmüş olacağız. Müslümanlardan alınan 1 bölü 10 oranındaki ürün vergisi olarak karşımıza çıkmakta. Bu arada bu tablonun hemen sağ üstünde Müslümanlar için M, gayrimüslimler için GM e, kısaltmasını kullandığımı da ayrıca belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Öşür Müslümanlardan alınan ürün üzerinden alınan 1 bölü 10 oranındaki bir vergidir. Öte yandan haraç vergisi ise değerli arkadaşlar soruda cevabını da istediğimiz bir vergi olarak gayrimüslimlerden alınan 1 bölü 5 oranında bir ürün vergisi olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan cizye vergisidir. Değerli arkadaşlar gayrimüslimlerden alınan bir vergidir. Aslında kelle vergisi baş vergisi olarak geçen cizye vergisi gayrimüslimlerin askerlik çağına gelmiş erkeklerin askerlik yapmamaları karşılığında Osmanlı'ya ödemiş olduğu bir vergi olarak da değerlendirebiliriz. Öte yandan değerli arkadaşlar zekat vergisi ise ki tırnak içerisinde vergi ifadesini kullanıyorum. Çünkü e aslında zekat değerli arkadaşlar Müslümanlar için bir ibadet. Dolayısıyla zengin sayılan Müslümanların malları üzerinden alınan bir pay olarak değerlendirilir ki genellikle bu kırkta birdir değerli arkadaşlar. Fakat bazı İslam hukukçuları değerli arkadaşlar zekatın bir vergi olmadığını dolayısıyla zekatın zaten Müslümanlar için bir ibadet olduğunu öne sürerek bir anlamda vergi kategorisinde değerlendirmenin doğru olmadığını öne sürecekler. Dolayısıyla ÖSYM zaten şu ana kadar zekatla ilgili arkadaşlar herhangi bir soru yöneltmedi. Evet dört tanedir şer'i vergi, öşür, harac, cizye ve zekat olmak üzere fakat özellikle değerli arkadaşlar öşür, harac ve cizyeyi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Osmanlı devletinde İslam hukuk çerçevesinde alınan şer'i vergiler 4 tanedir ancak özellikle bu üçünü kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Öte yandan değerli arkadaşlar, örfi vergilere baktığımızda ki bunlar genellikle arkadaşlar e, olağanüstü durumlardandır. E, devletin herhangi bir şeye acil bir durumda ihtiyacı olduğunda alınan vergilerdir. Ama bazı vergiler var ki değerli arkadaşlar, belli kategorilere göre bunlar sınıflandırılacak. Örneğin adeti anan vergisi değerli arkadaşlar Osmanlı devletinde Küçük baş hayvan yani koyunlar üzerinden alınan bir vergidir. Çift resmi. Değerli arkadaşlar, çift resmi Müslümanlardan alınan toprak vergisidir. Dikkat. Osmanlı devletinde saban giren yer mülk olmaz. Dolayısıyla eğer bir yerde tarımsal faaliyet varsa genellikle bu topraklar değerli arkadaşlar dirlik toprak yani miri arazi olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla köylü bu toprak üzerinde sadece ve sadece değerli arkadaşlar toprağı işleyen kişidir. Toprağı işleten tımar sahibidir. Toprağın sahibi devlettir. Dolayısıyla köylü üzerinden hem toprak hem de ürettiği ürün üzerinden ayrıca öşür vergisi alınacaktır Müslüman bir çiftçi ise. Öte yandan değerli arkadaşlar, bir çiftçi, bir köylü toprak üzerinde eğer toprağını 3 yıl üst üste ekmez ise devlet burada değerli arkadaşlar cezai bir yaptırım olarak çift bozan vergisini köylüden alır. Eğer yine ekmezse herhangi bir sebebe dayandırmadan ekmemeye devam ederse bu sefer toprak köylünün elinden alınır ve başka bir kişiye teslim edilir. Dolayısıyla çift bozan vergisi cezai yaptırım vergisidir değerli arkadaşlar. Ve bu verginin konulmasında amaç üretimde sürekliliktir. Çünkü Osmanlı merkezi yönetimi değerli arkadaşlar taşra teşkilatına baktığımız zaman eyalet teşkilatına baktığımız zaman tımar sahiplerinden sürekli devlete orduya asker beslemesini bekleyecek. Vergiler sağlıklı bir şekilde toplanacak. Tımar sahibi vergiler üzerinden kendi maaşını cebine koyacak. Aynı zamanda devlete sürekli asker besleyecek. Bütün bu organizasyonun tam olarak işleyebilmesi için köylünün toprağı sürmesi işlemesi gerekecektir. İşte bu nedenle de değerli arkadaşlar eğer bir köylü herhangi bir bahanesi herhangi bir geçerli bahanesi yoksa geçerli bir nedeni yoksa toprağını 3 yıl üst üste boş bırakmışsa bu çip bozan vergisi kendisinden alınır. Öte yandan ispenç vergisini görüyoruz. Penç'ten geliyor değerli arkadaşlar. 5. Gayrimüslimlerden alınan bir toprak vergisidir değerli arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığı zaman dikkat. Öşür ve haraç vergisiyle çift resmi ve ispenç vergisinin ortak özelliği zirai vergi olmalarıdır. İkisi ürün, ikisi toprak üzerinden alınan vergilerdir ama bu dördünün orta noktada buluştuğu yer zirai vergi olması olacak. Arkadaşlar, e, yine diğer vergilere baktığımızda mücerret vergisini görmekteyiz. Bekar çiftçilerden alınan bir vergidir değerli arkadaşlar bu. Eğer bir kişi bekar bir bekarsa ve babasının e, yanında, ailesinin yanında çiftçilikle uğraşıyorsa bunlar değerli arkadaşlar tahrir defterlerine mücerret vergisi olarak kaydedilmiştir. Öte yandan eğer bir erkek evliyse ve çiftçilikle uğraşıyorsa değerli arkadaşlar bunlardan da bennak vergisi alınacak. Önemli bir vergidir. Avarız vergisi. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde avarız vergisi kısaca o hal vergisidir. Yangın, sel, deprem, savaş gibi olağanüstü durumlarda alınan bir vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Avarız vergisi ve ne yazık ki avarız vergisi İlk kademede olağanüstü durumlarda alınıyorken zamanla bu vergi sürekli hale getirilmek durumunda kalacak değerli arkadaşlar. Ve bu da toplum üzerinde, halk üzerinde ciddi ağır bir yük haline gelecektir. Ki 17. yüzyılda Anadolu'da celale ayaklanmalarının en önemli sebeplerinden birisi bu yüklenen ağır vergi şeyleridir arkadaşlar. Konseptleri bu anlamda avarız vergisi o hal vergisidir ve zamanla sürekli hale getirilecek. Bağcı vergisi ki ilk defa Osman Bey zamanında değerli arkadaşlar konulan bir vergiydi. Çarşı pazar vergisi olarak bilmeniz yeterli olacak. Bunun dışında resmi amediye. Arkadaşlar amediye iç gümrük vergisidir. Osmanlı Devleti'nde iç gümrük vergisi olarak bu tüccarlardan alınan bir vergi olarak karşımıza çıkar resmi amediye. Bunun dışında arusane. Arkadaşlar arusane düğün, Gelin vergisi olarak da değerlendirebiliriz aslında bunu evlilik esnasında değerli arkadaşlar kız tarafının lütfen dikkat tımar sahibine ödediği bir vergidir. Bakın dikkat evlilik esnasında kız tarafı değerli arkadaşlar bunu tımar sahibine ödemek durumundadır. Bir anlamda düğün veya gelin vergisi olarak da değerlendiriyoruz resmi arusani. İhtisap rüsumu veya ihtisap resmi, ihtisap vergisi. Arkadaşlar, damga vergisi olarak da geçer bu. Yanlış değil. Ancak ihtisap resmi, ihtisap vergisi genellikle esnaftan alınan ölçü tartı vergisi olarak da geçer. Yani damga vergisi olarak da söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Muhtesipten gelir değerli arkadaşlar. İhtisap muhtesip Muhtesip ne yapıyordu? Esnafı denetliyordu değil mi? Çarşı pazar esnafını denetliyordu. İşte o denetleme esnasında ölçü tartı ile ilgili denetleme esnasında bununla ilgili esnaftan ne yapılacak değerli arkadaşlar? İhtisap rüsumu adı altında bir vergi alınacak. Bunun dışında cerime arkadaşlar. Ceremesini çekmekten gelir aslında suç işleyenlerden alınan bir vergidir. Özellikle dirlik toprakları üzerinde suç işleyenlerden alınan bir vergi olarak karşımıza çıkmakta. Yine dışında arkadaşlar derbent resmini görür. Derbent biliyorsunuz geçit demekti. Birkaç defa sorularda zaten görmüştük bunu. Geçitlerden alınan bir vergidir değerli arkadaşlar. Derbent resmi. Ve son olarak değerli arkadaşlar tapu resmini görmekteyiz ki tapu resmi arazi çiftlik vergisi olarak karşımıza çıkar aslında tapu resmi şudur bir kişi bir alana ev veya işte bir barınak yapacaksa eğer o alanda tarımsal bir faaliyet yapılacak konumdaysa ve siz oraya girip bir bina inşa ediyorsanız devlet sizden şunu ister. Sen tarıma açılacak bir arazi üzerine bir bina inşa ediyorsan bir ev yapıyorsan o zaman bu tapunun arkadaşlar buradaki alanın bana ...resmi tapu adında vergisini vereceksin. Benzer uygulamalar aslında günümüzde de devam ediyor değerli arkadaşlar. Ee, özellikle Osmanlı vergi e, sistemi dediğimizde... Sınav, ...sınav odaklı olarak değerli arkadaşlar... ...bu tabloda vermiş olduklarımı bilmeniz başlı başına yeterli olacaktır. Ki özellikle mavi renkli olanlar doğrudan olan değerli arkadaşlar... ...bizim ön planımızda olacak. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde vergi dediğimiz zaman değerli arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz şer'i ve örfi ayrımdaki vergileri bu şekilde bilmeniz yeterli olacak. Son olarak değerli arkadaşlar aslında daha önce bahsetmiştik. Özellikle Osmanlı Devleti'nde vergilendirilebilir nüfus ve gelir kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla yapılan sayım işlemlerine de tahrir adı verildiğini kesinlikle unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Sayım yapılacak Nüfus tespiti, vergilendirilebilir nüfus tespiti lütfen dikkat edin ve gelir kaynaklarını tespit ettikten sonra bunlar tahrir adı altında sayıma tabi tutulacak ve burada yapılan sayım sonucunda değerli arkadaşlar bunlar tapu tahrir defterlerine kaydedilecektir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Osmanlı vergi sistemi ile bağlantılı bu soruyla da ilgili e, açıklamalarımızı bu şekilde bilmeniz yeterli olacaktır. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyoruz değerli arkadaşlar. Ve geldik 11. ve bu videomuzun son sorusuna değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde paranın alım gücünü düzenlemek amacıyla gerçekleştirilen ve akçenin içerisindeki gümüş oranının yeniden belirlenip standart hale getirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Taşiş, esam Nar, tasih, kalpakçı. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nde paranın alım gücünü düzenlemek amacıyla ve özellikle gümüş oranının yeniden belirlenerek paranın standart hale getirilmesini ifade eden kavram tasih olarak karşımıza çıkmakta. Eğer Osmanlı Devleti akçeyi yani parayı standart hale getirmek amacıyla bir düzenleme yapıyorsa değerli arkadaşlar ki tasih kavram olarak kelime olarak düzenleme anlamına gelmekte. Biz bu uygulamaya tasih uygulaması adını veriyoruz. Öte yandan değerli arkadaşlar diğer seçeneklerdeki kavramlara bakacak olursak taşiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bütçe açıklarını giderebilmek amacıyla yapılan Paranın içerisindeki gümüş oranının yani maden oranının düşürülmesini ifade eder taşiş kavramı. Aslında Osmanlı devletinde ekonominin bozuk olduğunun veya ekonominin bir bozulma süreci yaşadığının en önemli göstergelerinden birisi paranın içerisindeki maden oranının, gümüş oranının düşürülmesi olarak gördüğümüz taşiş uygulaması bize bunu açıkça gösterir. B seçeneğine baktığımızda arkadaşlar Essam aslında bir iç borçlanma sistemi olarak ilk defa bütçe açıklarını gidermek amacıyla 18. yüzyılda uygulamaya konulacak olan bir sistem olacaktır. Keza 18. yüzyıl gerileme döneminde Essam'ı tahvilat senetleri olarak bunlar yürürlüğe konulacak. Bir anlamda Osmanlı Devleti ilk defa iç borçlanma yoluna başvuracaktır. E seçeninde verilen Kalpakçe ise değerli arkadaşlar aslında kalpakçe kalpazan kelimesinden aklınıza gelebilir. Piyasaya sürülen sahte veya bozuk paralar için kullanılan bir kelimedir değerli arkadaşlar. Kalpakçe bir anlamda bozuk para yani sahte para anlamına gelen önemli bir kavram olacaktır Osmanlı maliyesinde. Ve C seçeneğinde görmüş olduğumuz nar kavramı değerli arkadaşlar ki bunu birçok soruda zaten görmüştük özellikle fiyat belirleme anlamına geliyordu değil mi arkadaşlar? Nar kavramı ve özellikle hizmet fiyatlarında mal ve hizmet fiyatlarında devletçe belirlenen üst sınırı ifade etmek için kullanılan bir kavramdı. Nar kavramı. Dolayısıyla taşiş, tasih, nar, essam ve kalpakçı olarak görmüş olduğumuz seçeneklerdeki kavramlar değerli arkadaşlar doğrudan Osmanlı maliyesi ile ilgili, Osmanlı ekonomisi ile ilgili önemli kavramlar arasında yer alır. Fakat burada değerli arkadaşlar, essam sistemini bir kenara bırakacak olursak ki bunu 18. yüzyılda göreceğiz. Bu noktada taşiş ve tahsis kavramlarına kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Paranın içerisindeki maden oranının düşürülmesi derse taşiş. Paranın düzenlenerek standart hale getirilmesi derse bu soruda olduğu gibi kesinlikle cevabımız tahsih olmalı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte Osmanlı Devleti Kültür Uygarlığı'nın bu ikinci videosunu değerli arkadaşlar sizlerle birlikte noktalamış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Müzik